kareler yönteminin öncelikle 3 tane temel varsayımının test edilmesi gerekiyor dedik. 3 temel varsayımı. Bu 3 temel varsayım neydi hatırlayalım. Bunlardan ilki normallik varsayımı. Yani bu varsayımın geçerli olmaması durumunda bizim en küçük kareler yöntemi kullanmamız bir anlam ifade etmiyor. Dolayısıyla en küçük kareler yöntemiyle elde ettiğimiz sonuçlarda bizim için politika üretmemiz için kullanacağımız sonuçlar değil. Şimdi normallik varsayım. Şimdi bu test deyince aklımıza ne geliyor arkadaşlar? Hipotez geliyor. Demek ki test edildiği zaman hipotez kullanmak zorunda. Normallik varsayımı deyince yine geçen dönemden hatırlayacaksınız. Normallik varsayımı öncelikle en küçük kareler yönteminin geçerli olup olmaması tamamen hata terimleri üzerinden yapılıyor. Yani biz bütün varsayımları hata terimleri üzerinden test ediyoruz. Şimdi hata terimlerinin normal dağılıma sahip olması en küçük kareler yönteminde normallik varsayımının geçerli olduğunu gösteriyor. Normal dağılıma sahip olmaması ise geçersiz olduğunu gösteriyor. Bu sayacağımız, birazdan sayacağımız diğer hipotezlerle dahil olmak üzere hepsinin istatistiksel olarak geçerli olması gerekiyor. Ki biz bulduğumuz model doğrudur ve sonuçları doğrudur diyebilirim ve buna göre politika üretelim. Şimdi biz daha önceki örnekte büyüme, enflasyon ve faizin etkisi olup olmadığını incelemişiz. Bu örnek üzerinden devam edebiliriz. En küçük kareler yöntemini kullanmışsınız. İşte belirlilik kasesine her şeyle bakmışız bu. Şimdi tekrardan bir daha bakmaya gerek yok. Modelin genel olarak anlamlı testine bakmışız vesaire vesaire. Acaba bu model yani en küçük kareler yöntemi bütün varsayımları burada sağlamıyor mu diye soruyoruz. İlk varsayımımızda normallik varsayımı. Bu varsayımı hata terimleri üzerine kuruyoruz dedik. Ha, diğer varsayımlarda olduğu gibi. O zaman test deyince aklımıza hipotez geliyor dedik. Hipotez kurmamız gerekiyor. H0 ve H1. H0 hipotezi her zaman şu şekilde kuruluyor. Hata terimleri normal dağılıma sahiptir. O zaman alternatif hipotez ne oluyor arkadaşlar? Hata terimleri normal dağılıma sahip değil. Yani benim öyle bir sonuç bulmam gerekiyor ki en küçük kareler yönteminin geçerli olabilmesi için. Hata terimlerinin normal dağılıma sahip olması. Yani H0'ı reddedememem gerekiyor. Peki bunu hangi testle yapıyoruz? Bunu Jacques-Barre istatistiğiyle yapıyoruz. Peki buna nasıl ulaşıyoruz? Buna ulaşmak için arkadaşlar burada yukarıda bu model üzerine view seçeneğine girdiğiniz zaman view. Girdiniz arkadaşlar view. Burada residual. Residual hata terimleri demek yani zaten. Artık demek yani. Artık var. Residual diagnostics'e. Geldiğiniz zaman arkadaşlar burada histogram normality test. Yani normallik testi, histogramla birlikte normallik testini buradan yapabiliyorsunuz. Normallik testine tıkladığınız zaman burada bir gördüğünüz gibi istatistiksel, hatta birazcık daha büyüteyim istiyorsanız size. Daha rahat görebilmeniz için. Şimdi görebiliyor muyuz? Görebiliyor muyuz arkadaşlar? Evet hocam. Evet. Bu gördüğünüz histogramdaki normallik dağılımını gösteriyor. Tabii ki bizim burada ilgilendiğimiz şey histogram değil. Bizim ilgilendiğimiz şey arkadaşlar bakın Jacques-Barre yazıyor hatta. Bu istatistik. Ve bu istatistik çünkü prop değeri bizim için önemli. Çünkü bu prop değeri bize H0'ı reddedip reddedemeyeceğimizi gösteriyor. Bu prop değeri anlamlılık seviyesi. Ne verildiyse, verilmediyse %10 kabul edebiliriz. Çok önemli değil. Anlamlılık seviyesiyle şuradaki prop değerini kıyaslıyoruz. Bu prop değeriyle anlamlılık seviyesini kıyasladığımızda anlamlılık seviyesinin, daha doğrusu prop değerinin anlamlılık seviyesinden daha büyük olduğunu görüyoruz. Bu durumda ne yapıyoruz arkadaşlar? H0'ı reddedemiyoruz. Yani 0.906, 0.10'dan büyük mü? Büyük. Prop değeri anlamlılık seviyesinden büyükse biz ne yapıyorduk genel olarak zaten? H0'ı reddedemiyoruz. Reddedemediğimiz H0 neydi? Hata terimleri kullanılmaya sahip. Daha sonra bunu freeze diyerek bu ekranı kopyalıyoruz, normallik testi yazıyoruz. Ve aynen şu şekilde onu da gösterebilirsin. Geliyoruz. Freeze diyoruz arkadaşlar. Main diyoruz. Buraya normallik diyelim arkadaşlar. Normallik diyoruz, kaydediyoruz ve kapatıyoruz.
Artık statsa tekrar ilk ekrana dönebiliriz arkadaşlar. Buraya normallik diye geldi. Bakın şurada arkadaşlar. Burada da görebilirsiniz. İkinci bir varsayımımız arkadaşlar. Hata terimleri arasında otokorrelasyon olup olmamaktır. Otokorrelasyon neydi açıklamıştık size daha önce. Hata terimi bir önceki hata terimiyle ilişkili olup olmaması otokorrelasyonu gösteriyor. İlişki varsa otokorrelasyon vardır diyoruz. İlişki yoksa otokorrelasyon yoktur diyoruz. Yani bir hata terimi bir önceki hata teriminin doğrusal bir formunda yazılabiliyorsa. Bunları geçen dönem anlatmışız. Tabii ki burada otokorrelasyon testini test etmemiz gerekiyor. Bunun iki yolu var. İlk yolu arkadaşlar Durbin-Watson D istatistiğiyle bunu test ediyoruz. Durbin-Watson D istatistiği. Peki Durbin-Watson istatistiği diyelim kısaca buna. Durbin-Watson istatistiği 0 ile 4 arasında bir değer olur arkadaşlar. 0 ile 4 arasında bir değer olur. Burada da görüyorsunuz Durbin-Watson istatistiği ilk ekranda 1.62 olmuş. Durbin-Watson D istatistiği eğer 2'ye yakın bir değerse ya da 2 ise yani 1.5 ile 2.5 arasındaysa genelde hata terimler arasında otokorrelasyon yoktur deriz. 1.5 ile 2.5 arasında. Bunun dışındaki değerlerde ister 4'e yakın olsun ister 0'a yakın olsun. Otokorrelasyon hata terimler arasında otokorrelasyon olduğunu söyleyebiliriz. Birinci otokorrelasyonu anlama yolumuz bu. Anladık mı? Burada anlaşılmayan bir şey var mı? İkincisi ise arkadaşlar bunu testle kontrol edeceğiz. Yani hipotezini kuracağız ve bunu bir test edeceğiz. Hipotezlerimiz ne? Arkadaşlar high sıfırımız hata terimleri arasında otokorrelasyon yoktur. Alternatifimiz hata terimleri arasında otokorrelasyon var. Peki bunu nereden test ediyoruz? Bunun için birçok testimiz var. Bunlardan istediğinizi kullanabilirsiniz. Ben dersen de şunu kullanacağım. Bir'e girdiniz arkadaşlar. Residual Diagnostics'e girdiniz. Burada arkadaşlar Serial Correlation yani otokorrelasyon Serial Correlation LM test. Bu testi yapmam gerekiyor. Burada bana gecikme uzunluğunu soruyor arkadaşlar. Gecikme uzunluğu kaç oldu? Yıllık serilerde çalışırsanız 2 ile 4 arasında değerler olabilir. Biz 2'yi kullanalım. Yıllık verilerle çalışıyoruz. Aylık, 3 aylık bunlar aynen değişiyor. Eğer aylık serilerle kullanıyorsak 12 kullanabiliriz. 3 aylık ya da 6 aylık kullanabiliyorsak 8 kullanabiliriz. 4 ve 8 arasında. Yıllıksa 0 ile 4 arasında istediğimiz değeri genelde kullanabiliriz. Bunun default yani otomatik gelinimi 2'dir. 2 olarak kalsın. Okey diyoruz arkadaşlar. Yani 2 yaşlı uzunluğu üzerinden. Burada arkadaşlar bunu yaptığımız zaman bakın burada bu iş Gottfried Serial Correlation LM test. Buradaki arkadaşlar şu sütunu görüyor musunuz? Satırı. Observed R square. Ve burada bir prob değeri var. Şu prob değeri. Prob chi square değeri. Yani 2 kare prob olasılık değeri. Bu değere bakıyoruz. 0.8. Bu değeri anlamlılık düzeyiyle kıyaslıyoruz. 0.80. 0.10'dan büyük müdür? Büyüktür. Bu durumda ne yaparız? High sıfırı reddedemeyiz. Reddedemediğimiz high sıfır nedir? Hata terimleri arasında otokorrelasyon yoktur. Ve gördüğünüz gibi otokorrelasyon testimizi de yaptık. Bunu yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Bunu arkadaşlar kaydediyoruz. Tekrar freeze diyoruz. Neyin diyoruz? Buna otokorrelasyon yazalım. Yazdık mı ve bunu kapatıyoruz. Şimdi tekrar stats diyoruz. Pardon. Şimdi yapmamız gereken stats dedik. Tekrar model ekranına döndük. Üçüncü testimiz sabit varyans test. En küçük kareler yöntemi imgeçlerle olabilmesi için hata terimlerinin sabit varyansa sahip olması. Dolayısıyla hipotezimizi kuracağız yine. H0 ve H1. H0 nedir? Hata terimleri sabit varyans. Alternatif nedir? Hata terimleri değişen varyansı ya da sabit varyansı değildir. Şimdi bunu test etmemiz gerekiyor.
Ne yapıyoruz arkadaşlar? Buradan tekrar dibe giriyoruz. Rüzgül'de aynı süreç. Sabit varyans ya da varyans testi, değişen varyans testi ya da sabit varyans testi, ikisi de aynı şey. Heterodasticity test oluşuyor. Heterodasticity. Okuyorsunuz. Biraz cins bir kelime. Aklınızda kalır. Bu testi seçiyorsunuz. Seçtik. Buradan önümüze 4 tane test seçeneği çıkacak. 4 hatta 5 tane. Bruce Pagan, Godfrey, Harvey, Blazer, Arch ve Buck. Burada genelde makalelerde istediğinizi verebilirsiniz. Hangisinde istediğiniz sonuç çıkıyorsa genelde onu kullanırsınız. Ama biz burada ne yapalım? Bruce Pagan, Godfrey testini kullanalım. Kullanalım arkadaşlar. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Burada okey diyorsunuz arkadaşlar. Açtığınız zaman burada heterokedastisite test yazıyor. Bruce Pagan, Godfrey. Burada yine observed R square testini görüyorsunuz arkadaşlar. Buradaki observed R square'e denk gelen probe kaç kare, yani 2 kare testi şu değer. Bizim için probe değeridir arkadaşlar. Bu değer Allah'ın seviyesinden düşük mü? Düşük. O zaman H0'ı reddedersiniz. Yani alternatif kabul edersiniz. Alternatif nedir? Hata terimleri değişen varyansa sahiptir. Ne oldu? En küçük kareler yöntemin varsayımlarından biri ihlal oldu. Dolayısıyla artık bizim kurduğumuz bütün model her şey geçer. Peki bu durumda ne? 4 tane testimiz var. Diğer testleri kullanalım. Onların sonuçlarını verebiliriz. Bizim amacımız bunun sabit varyansa sahip olduğunu göstermek değil mi? Bakalım diğer testlerde ne çıkıyor? Tekrar stat dedik. Will dedik. Visual diagnostic. Heterokedastik. Bu sefer de white'i kullanalım arkadaşlar. White. Okey dedik arkadaşlar. Bakıyoruz. Yine observed R square değeri. Şuradaki şu değer. 0.2. Bak burada da değişen varyansa sahipmiş. H0'ı yine reddettik. Alternatif kabul ettiğimiz için. Bakalım. Bir de şunu deneyelim. Yine white yapalım. Şunu kaldıralım bu sefer. Bakın burada da yine high-sıfırı reddediyoruz. Çünkü probleme anlamlı düzeyinden düşük. Bu da işimizi görmedi. Başka bir teste bakalım. Arch'ı seçelim arkadaşlar. Number of likes 1 olsun. Okey diyelim. Buradaki observed R square değerini 0.1. Arch testine göre, Arch LM testi deniyorum arkadaşlar. Arch LM test. Baktığınız zaman probe değeri 0.1935 büyük müdür 0.10'dan. Bu durumda H0'ı reddedemezsiniz. Ne diyorsunuz? Hata terimleri sabit varyansı. Şimdi bu testler genel olarak birbirine paralel çıkarlar. Çok nadir olurlar. Birbirine paralel olarak çıkarlar. Örneğin ilk iki testte ne oldu? Değişen varyansı sahipken. Bu testte sabit varyansı sahip olduğunu görüyoruz. Genelde yani burada biraz manipüle eder misiniz seçimler bunu? Hangisi işine geliyorsa onu. Gördüğünüz gibi hata terimlerinin 3 varsayımında geçerli olduğunu gördük. Peki bir de hata terimleri arasında hani en küçük kareler yönteminin varsayımları arasında sayılan bir de dördüncü bir varsayımımız var. Buna biz ne diyoruz? Multicollinear. Yani çoklu doğrusal bağlantılılık olmaması. Peki çoklu doğrusal bağlantılılık neydi? Bağımsız değişkenlerin birbiriyle ilişkili olmaması. Örneğin sen bir model kurdun. Büyüme modeli. Hem yatırımı koydun hem faizi koydun modeli. Burada multikolinerti var. Yani çoklu doğrusal bağlantı problemi bir kere teorik olarak var. Neden? Çünkü faizler ve yatırımlar birbirinden etkili. Ve her ikisi aynı anda büyümeye etkilediğinde örneğin yatırım büyümeye etkiliyor. Faizler değişince faiz büyümeye etkiliyor. Ama faiz bile yatırım üzerinden büyümeye etkiliyor. Çünkü yatırım, faiz değişince yatırım da değişiyor, büyüme de değişiyor. Gördüğünüz gibi multikolinerti en iyi örneklerden bir tanesi bu. Dolayısıyla yani bağımsız değişkenler arasında bir ilişki var. Bunu da
neyle test etme? Burada test etmiyoruz. Burada hipotez kesinlikle ve kesinlikle kurulmuyor. Bunu tespit ediyoruz. Var mı bu problem? Yok. Bunun tespiti nasıl yapılıyor? Arkadaşlar, bunu da yine hatırlayacaksınız. Şu değişen varyans testini kaydedeyim. Ya da sabit varyans testi. Freeze, neyim diyelim. Sabit varyans testi. Bunu kapattık. Şimdi arkadaşlar, task edelim. Burada arkadaşlar, yine modelimize döndük. Wheel. Coefficient diagnostics, yani katsayı çözümlemek. Burada arkadaşlar variance inflation factors, VIF diyoruz biz buna. Bu VIF değerleriyle çoklu doğrusal bağlantılı problemi test ediyoruz. Nasıl? Eğer VIF değerleri 10'dan büyük değer aldığında ne diyorduk arkadaşlar? O değişkenlerde çoklu doğrusal bağlantılı problemi var. 10'dan küçük değer aldığında yoktur. Ve her bir değişkene ilişkin VIF değeri hesaplıyorduk. Hatırlıyoruz değil mi bunları? Geçen dönem göstermedik mi bunları? Burada bakıyorsunuz. Bir nokta, centered VIF yani merkezi VIF'e bakıyorsunuz. 1.09, 1.09. Her ikisi ondan küçük mü? Küçük. Dolayısıyla ne diyorsunuz? Multikoronel yani çok doğrusal bağlantı problemi yok diyorsunuz. Eğer ondan büyük olsaydı, burada birim ondan büyük olurdu, her ikisi ondan büyük olurdu. Çoklu doğrusal bağlantılılık iki değişken arasında olacağı için o iki değişkenin ondan büyük olması gerekiyor. Peki bu durumda yani şu iki değer ondan büyük bir değer alacak. Peki sorumuz şu. Bu çoklu doğrusal bağlantılı problem olsaydı biz modeli geçersiz sayıyoruz. Peki bundan nasıl kurtulacağız arkadaşlar? Değişkenlerden mesela örneğin enflasyon yerine neyi kullandınız? Tüketici fiyat endeksini kullanın. Bu sefer üretici fiyat endeksini kullanırız. Değişkenleri, yani değişkenler yerine kullandığın serileri değiştirebilirsin. Bu bir. Zaman aralığını değiştirebilirsin. Bu iki. Hiçbir şey yapamıyorsan bu değişkenlerden birini modelden sallarsın. Modele koymazsın. Yani bunlara rağmen yine çözüme ulaşamıyorsan bu değişkenlerden birini modelden çıkarırsın. Zaman aralığını değiştirmek derken arkadaşlar kastettiğim şey nedir? Zamanı uzatırsın. Örneğin 30 yıllıksa tam 50 yıl 60 yıl yaparsın. Böylelikle belki o değişkendeki çok doğrusal bağlantı problemi ortadan kalkabilir. Evet. Ve bu şekliyle arkadaşlar artık zaman serilerinde neyi bitirmiş olduk arkadaşlar? En küçük kareler yöntemini bitirmiş olduk. Peki, burada size göstermek isteyeceğim bir şeyler var. Modele ilişkin bir çalışma. Mevsimselliği gösterdik. Bir de trend dediğimiz bir kavram var. Trend nedir arkadaşlar? Trend. Eğilim demek değil mi arkadaşlar? Serilerin belli bir eğilim izlemesi ki burada genelde bağımlı değişkene bakıyoruz. Bağımlı değişken eğer arkadaşlar şey bir, nasıl söyleyeyim size, bir trend içeriyorsa, yani hep artış trendi, azalış trendi, böyle bir trend içeriyorsa, siz modele trend değişkenini eklemeniz gerekir. Bağımlı değişken alıyorsunuz. Örneğin büyümeye bakalım. Burada. Bakıyoruz arkadaşlar büyümeye. Büyüme sesinin grafiğine bakalım. Bir trend içeriyor mu arkadaşlar? İçerdi. İçermediğine göre herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Ama içermiş olsaydı ne yapıyordu? O zaman arkadaşlar eğer içermiş olsaydı bizim modelimiz var ya, şu modelimiz. Bu modelimiz var ya. Biz modelde tekrar estimate diyoruz arkadaşlar. Yani buradan ilk modeli kurduğumuz yer. Buraya et trend ekliyorduk arkadaşlar. Trend. Bu şekilde arkadaşlar, bakın burada bir trend değişkeni geliyor. Olsaydı. Ve burada trend değişkeninin istatistiksel olarak anlamlı olup olmamasına bakıyoruz. İstatistiksel olarak anlamsız mı bu? Anlamsız. Değil mi? 0.74 prop değeri. Bu anlamsız olur.
Dolayısıyla buradan ben trendi çıkarabiliyorum diyorsun. Geliyorsun bu anlamsızsa S-Rank'tan buradan ne yapıyorsun? Trendi sallıyorsun. Hani eğer biz bagaj saf yükselse değişkenine baktığımızda bir trend içerdiğini fark etseydik. O zaman modelimize add trend ifadesini ekliyoruz. Ekledikten sonra modeli tahmin ediyoruz. Tahmin ettiğimiz modelde trendin istatistiksel olarak %10 anlamlılık seviyesine göre anlamlı olmamasına bakıyoruz. Anlamlıysa kalıyor orada. Anlamsızsa çıkarıyoruz tekrar. Anlaştık mı? Peki bir sorumuz şu. Baktık, en küçük kareler yönteminin varsayımlarını nasıl test ettiğimizi gördük. Peki bu durumda normallik varsayımı, otokorrelasyon ya da değişken varyans testlerinden bir tanesinin gerçekleşmemesi durumunda ben modeli alıp çöpe mi atacağım? Hayır. Bunları nasıl ortadan kaldırır? Bu soruyu cevaplayalım. Burada da arkadaşlar sizin zaman serilerinde gördüğünüz R ve M süreçleri. Yani hareketli ortalama ve otoregresif süreçler dediğimiz süreçler var. Bu süreçleri modele eklemem gerekiyor. Bu süreçleri modele ekleyerek her seferinde tekrar bu üç varsayımı test etmem gerekiyor. Üç varsayımın üçünün de geçerli olduğu an benim modelim bulunmuştur. Diyelim ki bu seride otokorelasyon olsaydı ya da normal dağılım gerçekleşmeseydi ya da değişen varyans problemi olsaydı bu problemi nasıl çözeceğim? Orada arkadaşlar süreçleri biz gecikme uzunluklarına göre belirliyoruz. Önce iki tane sürecimiz var. Hareketli ortalama süreci ve otoregresif süreç. Her ikisini aynı anda da ekleyebilirim. Birini tek tek de ekleyebilirim. Tamamen modeli nasıl anlamlı yani 3 varsayımı geçerli hale getirebilirim. Buna bakacağız. Amacımız 3 varsayımı geçerli hale getirmek. Peki genelde eğer otokorrelasyon varsa genelde R süreci çok fazla kullanılır. R. R. Otokorrelasyon varsa. Değişen varyans varsa M süreci genelde sık. Ya da her ikisi birlikte kullanılabilir. Normallikte de yine her ikisi birlikte kullanılabilir. Diyelim ki bu seride otokorrelasyon olduğunu varsayalım. Yani bir varsayım üzerinden hareket edelim. Bu modelde otokorrelasyon varsayımının ihlal edildiğini, yani hata terimleri arasında bir otokorrelasyon olduğunu varsayalım. Bu durumda ne yapacağız? R ve M sürecine gidiyoruz. Ne dedik? Otokorrelasyona genelde R süreciyle başlıyoruz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Estimate dedik. Buraya arkadaşlar önce birinci gecikme uzunluğu ya da kaçıncı gecikme uzunluğuna R sürecini ekleyeceğime nasıl karar vereceğim? Burada view dediniz arkadaşlar. View. Dediniz mi? Dediniz. Coefficient dynamics Ritual Dynastics'e geldiniz mi? Geldiniz. Burada arkadaşlar kareogram Q istatistik ve Squared Ritual'lar var. Buraya bakmamız gerekiyor. Hangi süreci ve ne kadar geçme uzunluğuna ekleyeceğiz? Bunları geçen dönem görmüş olmanız gerekiyor. Siz hangisini kullandınız genelde? Bunu yine yaptığımız gibi hocam. Q istatistik mi? Şunu mu kullandınız? İkinciyi. İkinciyi kullandınız. Açalım. 12 gecikmeye kadar, yani ben bu yıllık olduğu için ben bunu 8 gecikmeye kadar, bunun çok bir önemi yok. Okey. Burada bakıyorsunuz arkadaşlar. Otokorrelasyon hangi gecikmede var? Hangi, yani serinin ya da modelin hangi? Birinci gecikmesinde mi, ikinci gecikmesinde mi, üçüncü gecikmesinde mi? Burada önemli olan nokta arkadaşlar, eğer şekle bakarsanız. Şu çizgilerin şu bant içerisinde olması lazım. Kakutucuklar. Eğer bu bant içerisinde değilse zaten orada problem olduğunu gösteriyor. Örneğin şu şurada olsaydı. Ya da bu burada olsaydı. Aynı şey. Bu o seride o de gecikmesinde otokorrelasyon olduğunu gösteriyor.
Bakın bu birinci gecikmesi, ikinci gecikmesi, üçüncü gecikmesi, dördüncü gecikmesi, beşinci gecikmesi vesaire vesaire diye gidiyor. Buradaki prop değerleri bizim için önemli arkadaşlar. Örneğin bir senin dördüncü gecikmesinde otokorrelasyon, dörde kadar otokorrelasyon varsa şunu göreceğiz. Burada bunun 0.0'dan küçük, bunun 0.10'dan küçük, bunun 0.10'dan küçük, bunun sonrasında ise 0.10'dan büyük olduğunu göreceğiz. Bu ne demek? Serinin ilk 3 gecikmesinde otokorrelasyon var. Modelin, seri diyorum, modelin. İlk 3 gecikmesinde. O zaman bu ne anlama geliyor? Eğer öyle olsa idi şayet. Bakıyoruz bakın bu 0.10'dan küçük olacak. Eğer bu 0.10'dan küçük olacaktı, bu da 0.10'dan küçük olacaktı. Bundan sonrasında ise 0.10'dan hepsi büyük olacak. Burada otokorrelasyon olmadığı için hepsi 0.10'dan büyük. Yani bu aslında bu modele R ya da Mach süreci eklemeye gerek yok. Ama biz varsaydık. Yani diyelim ki bu örnekte otokorrelasyon. Bakayım başka bir örnek varsa elimizde ondan bakalım. Daha rahat anlayacağız. Şu bizim başka model kurduğumuz modeller nerede vardı? Bakın burada bir model var mı? Yok. Vites kapatıyorum arkadaşlar. Çok cins bir şey. Evet, burada. Ders 3, dosya 3, ders 2 var mı? Ders 2. Görüyor musunuz arkadaşlar? Derste de bir model var mı? Diyelim ki modelimiz Ghost. Eşitliyoruz. Gördüğünüz gibi satışlarla fiyat arasındaki ilişkiyi gösteren bir model. Yani fiyat bir malın fiyatı o malın satış miktarını ne kadar etkiliyor? Yani bize bir talep fonksiyonu veriyor. Bu modelde döngü varsayıyor baktığımızda ne görüyoruz arkadaşlar? Otokorrelasyon var gibi gözüküyor değil mi? 1.50'nin altında olduğu için. Bakalım gerçekten otokorrelasyon var mı yok mu? Residuals, serial correlation LMT, gezi kurduğumuzu 2 seçtik. Bak 2'ye göre gördüğünüz gibi aslında otokorrelasyon yok. Ben otokorrelasyon olan bir örnek arıyorum da bulamıyorum bir türlü. Hocam siz Q-Stat'tan yapmadınız değil mi? Hayır şuradan. Biz Q'dan yapıyormuşuz o zaman Selin'le. Şöyle bir şey yaptık da. Tam burada da aynı şey yapıyoruz. O da aynısını veriyor. Fark etmiyor. Q'dan da yapsan, diğerinde ne yapsan bir sıkıntı olmuyor. Allah'ım bakalım ne sıkıntı var. Q'dan yaptık. Böyle. 5 gecikmece de korrelasyon yok. Otokorrelasyon. Şuna bakalım. Bunda da hiçbir notu kurulan sorun yok. Elimizde bir örnek var mı? Örnekten bakalım. Başka model kurdunuz ya ödevler. Ödevlerden birini verin bana. Şuna bakayım bunda var mı? Bunda da yok. Plastikle verin bir tane de. Bir model kurduğunuz bir model yok mu? Şu modele bir bakayım. Bir saniye. Burada sanki. Canlı örnek üzerine görelim ki daha rahat anlayalım.